Arsalan Kazimi'nin İranlı ailesi oğullarını Kuzey Carolina'da hazırlık okuluna yazdırdığından bu yana çok şey değişti. Memphis, Maryland ve Oklahoma üniversiteleri Kazimi'ye spor bursu teklif etti. Ancak Arsalan beklenmedik bir tercih yaptı. Houston'daki Rice Üniversitesi'ni diğer tekliflerin önüne koydu. Rice, basketbol programının başarısıyla tanınıyor. Üniversitedeki ilk yılımda saha kenarında oturmak istemedim. Bu benim kafa yapıma uymuyor. İkincisi, Rice akademik olarak çok iyi bir üniversite. Mezun olduktan sonra kendime kolayca iyi bir iş bulabilirim. Arsalan'ın hayaletteki iş biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. Rice'daki ilk yılının ardından Arsalan Türkiye'deki 2010 basketbol şampiyonaları sırasında keşfedildi. Buradaki ilk yılımda herkes benim basketbol bursu alan ilk İranlı öğrenci olduğumu konuşuyordu. Şimdi ise herkes basketbol yeteneğimi konuşuyor ve benim bu alanda bir geleceğim olduğunu söylüyor. Bu çok güzel bir duygu. Slam dergisinden bir muhabir Arsalan'ı turnuvanın NBA geleceği olan ilk 5 oyuncusu arasında saydı. Bu yıldan sonra NBA seçmelerine yazılmak isterim. Kendimi öteki oyuncularla karşılaştırmak, hangi tarafımı geliştirmem gerektiğini görmek istiyorum. Böylece mezun olduktan sonra NBA denemem başarılı olur. Rice Üniversitesi basketbol takımı baş antrenörü Ben Brown, Arsalan'ın hangi yönlerini geliştirmesi gerektiğini şöyle açıklıyor. Arsalan için bir sonraki adım guard olarak kendini geliştirmesi. Basket potasına çabucak ulaşmayı biliyor. Çok sayı yapabiliyor. Oyunculuğu oturmaya başladı. Guard olarak da kendini geliştirirse artık önünde hiçbir engel kalmaz. Mezun olmadan önce NBA seçmelerine katılmak dikkatli bir hesap gerektiriyor. Eğer oyuncu bir menajerle anlaşırsa kolejli olma avantajını kaybediyor. TNT televizyonu basketbol eski analistlerinden Anthony İbrahim, Arsalan'ı İran Gençler Milli Takımı seçmelerinde keşfetmiş. O zamandan itibaren Arsalan'ın koruyucusu rolünde. Bu sene NBA'ye girmesini isterim ama bence bir yıl daha üniversite takımında basketbol oynamasında fayda var. Dönem sonunda kendisini değerlendireceğiz. Kendisine en iyi tavsiyede bulunmaya çalışacağım. NBA bana yeşil ışık yakarsa, karar vermesi için ona gerekli bilgileri verip neler yapması gerektiğini anlatacağım. Şimdilik Arsalan üniversite öğrencisi olarak hayatın tadını çıkarıyor. İran'dan 12 bin kilometre uzakta ama hala kendisini evine yakın hissediyor. Burası benim odam. Milli takım formamla gurur duyuyorum. Bu formayı Yeni Zelanda'daki basketbol şampiyonasından sonra oyunculara imzalattım. Aynısını geçen yılın formasıyla Türkiye'de de yaptım. Bu formayı çerçeveletmek istiyorum. Antrenör Brown, Arsalan'ın takımdaki herhangi bir öğrenci olmadığını söylüyor. Arsalan bir bakıma başkalarının yolunu açan bir öncü. Bence bu büyük bir onur, bir yük değil bir ayrıcalık. Bazen başarılı olmak istemenin baskısını yaşıyor ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Arsalan henüz kimseye hayal kırıklığı yaşatmadı. Her oyunda ortalama 16 sayı ve 10 kez rebound yapıyor. Artık sadece Amerika'da bir üniversite basketbol takımında oynayan ilk İranlı olmanın ötesinde çok başarılı ve NBA için önü açık bir basketçi. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.